Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Android multimedya elektrik bağlantısı nasıl yapılır? Akü bitirme sorunu nasıl çözülür? Bunu anlatacağım. Ürünümüzün böyle bir soketi var arkadaşlar. ISO soket. Birçok Android sistem bunu kullanıyor. Bağlantıda dikkat edeceğimiz arkadaşlar çok önemli olan 3 adet bir kablomuz, 3-4 adet bir kablomuz var sarı, kırmızı, siyah bir de portakal rengi. dört tane kablomuz var elektrik bağlantısı için arkadaşlar. Sarı, kırmızı artı, siyah eksi arkadaşlar. Bunları bağlarken siyah önce eksiye bağlıyoruz. Sarı da sürekli elektrik oluyor arkadaşlar. Çünkü bu hafıza. Eğer bunu ee, sürekli elektriğe bağlamazsanız hani kolay açılmaz açılırken bekler biraz beklerseniz kırmızıyla turuncuyu ILE turuncu, yazan arkadaşlar kontağa bağlıyoruz. Bazı araçlarda kontak olmuyor. Çünkü orijinal teyplerde uyku modu olduğu için eee bir kontak kablosu koymuyorlar. O yüzden buna ayrı bir düğme koyacağız ya da sigortadan ayrı bir elektrik almamız gerekiyor yoksa aküyü bitirir turuncu ile kırmızıya kontağa bağlıyoruz. ACC yazıyor. Artı elektrik kontağa bağlıyoruz. Sarı kabloda sürekli elektrik oluyor. Bu hafıza. Siyah kablo da GND yazıyor arkadaşlar. Bu da eksi kutbuna bağlıyoruz. Sonra kalan K1, K2 var arkadaşlar. Turuncunun bir tanesi de K1, K2 turuncu ile kahverengi K1 K2 arkadaşlar. Bu da direksiyon kontrolü için arkadaşlar. Pembe olan kabloda arkadaşlar başk yazar. Şöyle göstereyim. Bu da geri görüş kamera tetikleyicisi arkadaşlar. Mavi kablo var. Bu da <laughs> elektrikli antenler için. Bunu amfi tetikleyici olarak bağlıyorlar. Ama Android'lerde şöyle bir sıkıntı oluyor. Radyoyu açmadan buraya elektrik gelmiyor. Elektrik gelmediği için de amfi tetiklemiyor. Eski modellerde, eski teyplerde sürekli elektrik oluyordu. Amfi tetikliyordu, açıyordu. Ama bu modellerde de radyo açmadan buraya elektrik gelmiyor. O yüzden burada var mı? Hani artık amfiyi ekrandan açıp kapatabiliyoruz arkadaşlar. Kalan kablolarda 8 tane kablo var. İki tane mor bioperler, iki tane beyaz bioperler, iki gri bioperler, iki yeşilde bioperler olacak şekilde bağlıyoruz. Bunların artısı eksisi var arkadaşlar. Dediğim gibi iki, iki renk bioperler olacak şekilde bağlıyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz soru olursa olursa e, yorum olarak atabilirsiniz ile arkadaşlar bu turuncu kabloyu demiştim artıya bağlanıyor bu da kontağa bağlanıyor bu yan kontrol tuşları var arkadaşlar bunun ışıkları normalde bu parklanmasına bağlanıyor ama parklanmasının kablosunu bulmak sorun olduğu için zor olduğu için kontağa bağlıyorum ben direkt hani kontağı açtığın zaman direkt teyip açıldığı zaman bu ışıklar da yanıyor çünkü bunlar gece yolculuk yaparken görünmüyor tuşlar görünmüyor ama öyle, ışık yandığı zaman görünüyor arkadaşlar ileleyi bağlamazsanız bu yan tuşlar çalışmaz arkadaşlar. Yani çalışır ama ışık ışıkları yanmaz. Gece sıkıntı oluyor. Gündüz herhangi bir sıkıntı olmuyor ama gece sıkıntı oluyor diye söyleyeyim ben size. Elektrik bağlantısı bu arkadaşlar. Bir de amfi kablosu var. Amfi kablosu da bu arkadaşlar. Amfi tetikleyiciyi yeni teyplerde buraya koyuyorlar. Şöyle göstereyim. Şu mavi kablo Amfi tetikleyici amfi ekranları açıp kapatıyoruz. Ee, ayarlar. Şu anda bulamayabilirim ama, ha burada. Cihaz genel. Amfi aç-kapat var arkadaşlar. Buradan amfi aç-kapat kapatabiliyoruz. Ekranları açıp kapatabiliyoruz. Hani e, eski şeylerde radyo anten çıkışına bağlanıyordu bunda olmuyor arkadaşlar bilginiz olsun burada da subwoofer çıkışı var video çıkışı var amfi çıkışı var arkadaşlar aux girişi çıkışı var arkadaşlar amfi kablosu da bu arkadaşlar kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın bu tarz videoların gelmesi için teşekkürler iyi günler